yapsan yaz. Aşk yine yap, aşk yine yap. Mert Fırat'la İdil Fırat'ın Alaçatı'daki düğününden ilk görüntüler. İdil Fırat'ın babası Önder Fırat ve Sezen Aksu düğüne neden gelemedi? Babam ve Sezen yanımızda yok. Mert Fırat ve eşi İdil Fırat kına gecesindeki taht olayının iç yüzünü düğünde anlattı. Tahtta olduğu gibi. Ve düğünde müthiş eğlence. Damat sahneye çıktı, şarkılar söyledi. Çeşme Alaçatı'da dün kıyılan Mert Fırat'la İdil Fırat'ın nikah törenine götürüyoruz sizleri. İşte gelin ve damat geliyor. Vallahi çok heyecanlıyız, mutluyuz, sevdiğimiz işte herkes bizleri yalnız bırakmadı, sağ olsunlar, buradalar. Bizim için de ilginç, değil mi? Ben konuşamayacak kadar çok heyecanlıyım. Konu kınadaki tahta geliyor. O bize organizatörümüzün sürpriziydi. Keyifli geçti. Şimdi inşallah düğünümüz daha da güzel olur. İdil Fırat'ın babası Önder Fırat'ın düğüne neden gelmediği konusuna açıklık getiriyor çift. Aslında bugün aramızda olamayan iki kişi var. Bizler de biraz üzgünüz. Biraz gururuz o yüzden. Evet. Babam ve Sezen yanımızda yok maalesef, ikisi de rahatsız. İşte, sağlık problemlerinden dolayı yanımızda yok ama çıkan bazı haberler oluyor işte. Evet efendim, onları hani, soracaktım. Evet, o da bugün çıkmış galiba. Hani aslında biz açıklama yapmamaktan yanayız her zaman. Çünkü söylediğiniz her şey bir savunma gibi oluyor. Bundan doğru da işte böyle yine küçük bir açıklama getirelim istedik buna. O da şu, aslında biz hem Kurban Bayramı'nda hem Ramazan Bayramı'nda gidip Önder Bey'i de ziyaret ettik. Aslında görüşüyoruz, sıkça da görüşüyoruz. Fakat bugün böyle oldu ve bundan doğru da gelemiyor. Sezen de aynı şekilde rahatsız. Ama onun için bütün arkadaşlarımız burada. Mert Fırat bilgi kirliliğine sitem ediyor. Şimdi tahtta olduğu gibi, hani taht gerçekten bizim planladığımız bir şey değildi. Hatta böyle maillerde falan bile vardır yani. Hani bir detay vermek gerekirse. Fakat o bir sürprizdi. Ondan sonra inanır mısınız, birçok insan inanmayacaktı ama İdil'in bir haberi yok. Yani dolayısıyla böyle aynen öyle bir anda olmuş bir şeydi. Ki dans hani bu bir aynen, bunların hepsi bir eğlencedir sonuçta. Yani bence memlekette bundan çok daha fazla konuşulacak, yazılacak bir durum var. Galiba gündemi bir şekilde böyle meşgul etmek isteyen bir grup arkadaşımız, bizleri de çok seven özellikle arkadaşımız çokça paylaştı. Biz onları çok seviyoruz ama bunda bir ironi yok. Özellikle tahtı taşıyanlarla ilgili köle yorumlarının yapılmasına içerlemiş. Organizatörün bir köle taciri olmadığını biliyoruz mesela. Arkadaşların köle olmadığını biliyoruz. Hepsiyle ayrı ayrı resimlerimiz, fotoğraflarımız var. Bir de bizden dönüşte ilk işleri baba Önder Fırat'ı ziyaret etmek. Önder Bey'i ziyarete gideceğiz en kısa zamanda. Gelin ve damadı içeri uğurlarken konuklara bakalım. Ünlü dostları yalnız bırakmıyor Mert Fırat'la İdil Fırat'ı. Aşkım. Geldiniz, çok mutluyuz. İnşallah onların da öyle bir evliliği olur. Uzun olsun, uzun siz olsun. İkisi gibi. İnşallah. Evet, inşallah. Vallahi biz de çok heyecanlıyız. Arkadaşımızın yanında olmaya geldik bu gece. Çok keyifli bir gece olacak. Onun heyecanını paylaşmaya geldik. Çok heyecanlı bir gün. İnşallah ömrünün en güzel günü bugün olur ve ömür boyu yan yana güzel bir yaşamları olur. Yani şuraya kadar hiçbir sorun yoktu. Bir anda heyecanlandım. Ablamla beraber çekim. Evet. heyecanım gitsin. Mert bizim akrabamız sayılır. O yüzden kardeşim, ortağım, dostum. Bir an heyecan bastı şu anda gerçekten. Ve düğünden görüntüler. Çift böyle geldi nikahın yapılacağı alana. İşte evetler. Evet, bravo! Evet, bravo! İlk dans ve Mert Fırat'ın İdil Fırat'ı havalara uçurduğu anlar görülmeye değer.
keyifli anlarına gelince Mert Fırat sahneye çıktı ve ünlü dostlarıyla en mutlu gününde şarkılar söyledi. Yazdı kenara yaz bütün sözlerimi. Yanırsam çık karşıma göster kendimi. Hatıram felaketim hasretim. Bakar bakar bravo.